Öncelikle herkese merhaba ismim Coşkun Aydın Ege Üniversitesi mekatronik Mühendisi yüksek lisans öğrencisiyim bugün sizlere danışma olacağım Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi olan doktor öğretim üyesi Mustafa Engin ile birlikte yapmış olduğum ayak yörünge planlamasına dayalı dört bacaklı robotun kararlı yürüyüş stratejisi sunumunu gerçekleştireceğim çoğu ortam içerisinde insanların çalışmak veya araştırma yapmak için girmesine uygun değildir. Örneğin mağaralar, savaş alanları, korona pandemisi gibi yüksek bulaş riski veya kimyasal tehlikesi olan ortamlarda, yangınlarda arama yapmak amacıyla tünellerde veya içerisinde, neyle karşılaşılacağı bilinmeyen su birikintilerinde, deprem gibi doğal afetlerde arama yapmak amacıyla Araştırma yapmak amacıyla diğer gezegenler bu ortamlar insanlar için tehlikelidir. Bu nedenle bu ortamlarda robotların bulunması en iyi çözümdür. Geleneksel tekerlekli robotların yol koşulları için katı talepleri vardır. Her türlü arazide rahatlıkla hareket edemezler. Örneğin tekerlekli robotlar tekerlek yarı çapından büyük engelleri aşmakta zorlanırlar. Ancak çok güçlü motorlara sahiplerse bu engelleri aşabilirler. Aynı zamanda tekerlekli ve paletli robotların hareket edeceği yüzeylerin sürekli olması gerekmektedir. Bacaklı robotların hareket sırasında engellerden kaçmanın sıra engelleri Aşma sırasında diğer tekerlekli ve paletli robotlara göre büyük bir avantaja sahip olmanın yanı sıra mükemmel bir esnekliğe ve uyarlanabilirliğe sahiptir. Engellerin yüksekliği ve hareket yüzeyindeki boşluk bacak boyundan büyükse hareketleri sınırlanmaktadır. Engelleri yürüyerek aşmakta zorlanmaları durumunda engelleri zıplayarak aşabilirler. 4 ayaklı bir robot 4 destek ayağı nedeniyle stabilik, statik stabiliteye sahiptir. Ağırlık merkezi robotun bacaklarından oluşan destek poligonunun içinde olduğu sürece robot statik stabiliteye D'dir. Bununla birlikte statik dengeli hareket oldukça yavaştır. Daha hızlı hareket edebilmek için robotun dinamik yürüyüş modeli kullanması gerekir. Dinamik yürüyüş modeli hareket sırasında bazı durumlarda ağırlık merkezi bacaklardan oluşan destek poligonunun dışına çıkabildiği için robot statik stabil değildir. Yürüyüş, salınım ve duruş aşaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Duruş aşamasında bacağın kalça eklemini ve dengeni sağlanmasında iyileştirme yapmak için ayak uç noktasının konumunun kontrolü büyük bir öneme sahiptir. Diğer bir yandan farklı arazi koşulları farklı yürüyüş biçimi gerektirmektedir. İki bacaklı robotlar, dört bacaklı robotlar ve altı bacaklı robotlar üç yaygın bacak ro robot kategorisidir. Genel olarak iki bacaklı robotları kontrol etmek zordur. 6 bacaklı robotların yapımı, bakımı karmaşıktır. Koordinasyonun kontrol edilmesi zordur. 4 bacaklı robotlar 2 ve altı bacaklı robotlara göre tasarımları ve kontrolleri daha kolaydır. Burada yapılan robotun tek bacağının görseli bulunmaktadır. Dört ayaklı memelilerin uzuv yapısı basitleştirildikten sonra robotun bacak yapısı dört bacaklı hayvanlar taklit edilerek üç eklemli yapıda hafif ve düşük atalet için tasarlanmıştır. Burada da robotun mekanik tasarımın tamamı görülmektedir. Dört bacaklı robot kinematiği için her bacak gövdeye monte edilmiş seri bir manipülatör gibi düşünülebilir. Bu nedenle seri manipül manipülatörler için kinematik analiz yöntemleri bacağın kinematik yöntemlerini çözmek için kullanılabilir. Robot bacağının kinematik zincirinde teta 1, teta 2, teta 3 olmak üzere 3 adet döner eklem vardır. İleri kinematik bacak yapısı tasarımın DH parametrelerine bağlıdır. Bu parametreler tabloda gösterilmektedir. Bu değişkenleri transformasyon, matrisinde yerine yazdığımızda 3 adet eklem dönüşüm matrisi elde ederiz. Bu 3 denklemi sırasıyla çarpılmasıyla kalçadan bacak ucunda dönüşümü açıklayan denklem elde edilir. Ters kinematik problemi çözmek bacaklı robotun hareketinde referans oluşturmak için çok önemli bir konudur. Ayak ucunun konumu yürüyüş stabilitesini doğrudan etkiler. Ters kinematik aracılığı ile uygun ayak ucu referansından gerekli eklemde yörüngeleri bulunur. Eklem açılarını bulmak için bu eşlikten elde edilen 3 denklem kullanılmaktadır. Bu denklemlerin çözülmesiyle her ekleme ait eklem değişkenleri bulunur. Ayak uç noktasını engellerle veya yerle çakışmayacağından emin olmak için havalanırken belli bir arazi açıklığına ulaşması gerekir. Salınım aşaması sırasında sallanan ayak uç noktasının iyi başlangıç ve iniş özelliklerine sahip olması sağlamak için başlangıç ve iniş noktalarının konumu, hızı ve eğiminin bilinmesi gerekir ve ayrıca ayak uç noktasının uzayda geçeceği birkaç noktayı da bilmemiz gerekir. Duruş sırasında iken ayak uç noktasının konumu sabit koordinat sistemine göre sabittir ve vücut hareketi için duruş ayağının hareketi tarafından Yönlendirilir. Robot ayak uç noktasının yörüngesini çıkarmak için polinom uydurma yöntemini kullanıyoruz. Hareket için başlangıç ve bitiş ve tepe noktası koşulları içerisine alacak şekilde 7 farklı denklemin kullanılmasıyla iki eksende hareket tanımlayan denklemler elde edilebilir. Ayak uç noktasının yörüngesi ise şekildeki gibidir. Robotun simülasyonu metrep ortamında yapılmıştır. Robotun simülasyonu sırasında hareketin iki doğrultuda olması planlanmıştır. Simülasyon için şekildeki bir model oluşturulmuştur. Simülasyon sırasında ayak uç noktasının yörüngesi, yörünge sırasında hareketi eklem açıları ters kinematik ile bulunmuştur. Bu değerler robotun hareketi için giriş değerlerini oluşturmaktadır. Hareket sırasında eklem açılarına ulaşılabilecek hataları en aza indirmek için bir PID kontrolör kullanılmaktadır. Robotun hareket sırasında kalçada ve dizde oluşan eklem açıları şekildeki gibidir. Sonuç olarak dört ayaklı robotun bacağının bağlantıları Bağlantı koordinat sistemi DH parametre yöntemine göre oluşturulmuştur ve kinematik denklemleri bu yöntem sayesinde yazılmıştır. Bacağın kinematik modeli referans koordinat sistemi ile çevrilerek veya döndürülerek diğer bacaklara uygulanabilir. Çalışma 4 ayaklı robotların yürüyüş için bir simülasyon sürecini göstermektedir ve 4 ayaklı robotların yapımı için teorik bir temel oluşturmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.